Herkese merhabalar. Arka bahçeme hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli bir börek hazırladım. İster hemen pişirin, isterseniz de derin dondurucuda muhafaza edip dilediğiniz zaman pişirin. Çıtır çıtır nefis bir börek. Buyurun, yapımına geçelim. Böreğimizin yapımına öncelikle sosunu hazırlamakla başlayalım. Sosu için uygun bir kabın içine 1 su bardağı sıvı yağ ve 1 su bardağı sütü alıyorum, güzelce karıştırıyorum. Güzelce karıştırdıktan sonra bunu kenara alıyorum. İç harcı için de peynir kullanacağım. Peynir olarak lor peyniri ve kaşar peyniri karışımını kullanacağım. Siz dilediğiniz iç harcını kullanabilirsiniz. Ve toplamda 6 adet yufka kullanacağım. Yufkalardan iki tanesini tezgaha seriyorum. Yufkacıdan alırken ikişerli bir şekilde katladığı için hiç açmıyorum. İki tanesini üst üste aldıktan sonra üzerine sosumuzdan gezdireceğiz. Sosumuzu kaşıkla tekrardan karıştıralım ve yufkanın her tarafına gelecek şekilde güzelce yayalım. Sosu her kullanacağınız zaman mutlaka karıştırın. Kaşıkla yufkanın her tarafına gezdiriyorum. Daha sonra bir fırça yardımıyla sosu yufkanın her tarafına yayıyorum. Sosu her tarafa güzelce yaydıktan sonra bir bıçak ya da bir rulet yardımıyla 3 parmak genişliğinde yufkayı şeritler halinde keselim. Kesmiş olduğumuz şeritlerin uç kısmına harcımızı yerleştirelim. Ben iç harç olarak peynir kullandım. Siz dilediğiniz iç harcını kullanabilirsiniz. Peynirli, ıspanaklı, pırasalı dilediğinizi kullanabilirsiniz. Hepsiyle de çok güzel oluyor. İç harcını yerleştirdikten sonra yufkayı bir tarafından alıp üçgen bir şekilde kapatıyoruz ve bu şekilde sarmaya devam ediyoruz üçgen şeklini vermek ilk etapta biraz zor olabilir. Üçgen şeklini verdikten sonra katlaması çok kolay. Sizler için detaylı bir şekilde çektim. Bu böreği bolca yapıp derin dondurucuda muhafaza edebilirsiniz. Dilediğiniz zaman çıkarıp pişirebilirsiniz. Gerçekten büyük kolaylık sağlıyor. Ramazan ayında sahurda da pratik bir şekilde buzluktan çıkarıp pişirebilirsiniz. Böreğimizin sosunda sadece süt ve sıvı yağ olmasına rağmen böreğimiz çıtır çıtır bir börek oluyor. Bunun da nedeni börekleri hazırladıktan sonra sodaya batırıp tepsiye diziyoruz ve pişiriyoruz. Eğer elinizde soda yoksa normal içme suyuna da batırabilirsiniz. Hiç fark etmiyor. Her iki şekilde de yapıyorum. Ben sosunda tereyağı kullanmadım ama siz dilerseniz sosuna yarım su bardağı sıvı yağ ve yarım su bardağı eritilmiş tereyağı da kullanabilirsiniz. Bütün yufkalarımı hazırladım. Börekleri üçgen bir şekilde sardım. Dilerseniz bu aşamadan sonra buzdolabı poşetine yerleştirip derin dondurucuda muhafaza edebilirsiniz. Ben şimdi bir kısmını pişireceğim, bir kısmını da derin dondurucuya atacağım. Uygun bir kabın içine 5-6 adet böreğimi aldım ve üzerine bir şişe maden suyu döküyorum. Bu börekleri maden suyuna güzelce bulayıp pişirme kağıdı sermiş olduğum fırın tepsisine diziyorum. Eğer elinizde maden suyu yoksa maden suyu yerine bir su bardağı su dökerek de aynı işlemi yapabilirsiniz. Ben bazen maden suyu bazen de su kullanarak yapıyorum. Üzeri için de ekstra yumurta sarısı kullanmaya gerek yok. Nar gibi kızarıyorlar zaten. Ama siz dilerseniz bir adet yumurtanın akını sosun içine, sarısını da üzerine sürebilirsiniz. Büyük bir çoğunluğunu sodaya batırıp tepsiye dizdim. Bunları pişireceğim. Şimdi bunları önceden ısıtmış olduğum 180 derece fırında pişmeye gönderiyorum ve geri kalan börekleri de bir buzdolabı poşetine yerleştirip derin dondurucuda muhafaza edeceğim. Bunu dilediğim zaman çıkarıp pişirebilirim. Buzluğa atacağınız börekleri buzluktan çıkardıktan sonra buzunu çözdürmeden suya batırıp fırın tepsisine yerleştirin ve üzeri nar gibi kızarıncaya kadar pişirin. Şimdi bunları derin dondurucuya gönderiyorum ve fırında pişmiş olan böreklerimi alıyorum. 180 derece alt üst ayarda toplamda 50 dakika boyunca börekleri pişirdim. Pişme süresi herkesin fırınında farklılık gösterebilir buna dikkat edelim. Görmüş olduğunuz gibi böreklerim nar gibi kızardılar. Üzerine ne yumurta sarısı ne de başka bir şey sürmedim. Sadece sodaya batırıp fırın tepsisine yerleştirdim. Buzluktan çıkaracağınız börekleri de aynı şekilde pişirebilirsiniz ve böreğimin çıtırlığını görüyorsunuz. Gerçekten hem çok lezzetli hem de yapımı oldukça zevkli bir börek. Dikkat ederseniz katları da tek tek sayılıyor. Hiçbir şekilde hamurlaşma yok. Başta da dediğim gibi bu börekte dilediğiniz iç harcını kullanabilirsiniz. Ve böreklerim servise hazırdır. Şimdi bunları servis tabağına alıp servis edeceğim. Bir tarifimin daha sonuna geldim. Değerli yorumlarınızı bekliyorum. Şimdiden yapıp deneyecek olanlara afiyet olsun. Beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere.